İnsanoğlu yaratılanların kendisi için yaratıldığına kani olduktan sonra, doğal olarak kendisine en faydalı olanı tek tek varlıklardaki en önemli nitelik olarak değerlendirdi. Kendisini en memnun edenleri de en mükemmel şeyler olarak gördü. Böylece varlıkların doğasını açıklayacağı iyi, kötü, düzen, karışıklık, sıcak, soğuk, güzellik, çirkinlik ve benzerleri gibi soyut kavramlar oluşturmaya başladı. Ayrıca kendisini özgür bir varlık olarak gördüğünden övgü, yergi, günah ve sevap gibi kavramlar yarattı. Bu son sıraladıklarımı daha ileride insan doğasını inceledikten sonra ele alacağım. Şimdilik kısaca ilk sıraladıklarımı açıklayacağım. Şu bir gerçek ki, insanoğlu kendisini esenliğe kavuşturan ve Tanrı'ya tapmaya yönelten her şeyi iyi demiş. Tam tersi etkide bulunanlara da kötü. Varlıkların doğasını hiç anlamayanların, onları sadece hayallerinde canlandıranların varlıklarla ilgili söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Çünkü hayal gücünü akılla karıştırırlar. Dolayısıyla varlıklar ve onların kendine özgü doğaları hakkında böylesine cahil olduklarından tartışmasız şekilde doğada bir düzen olduğuna inanırlar. Çünkü varlıklar duyularımızla algılayabileceğimiz türde bir düzene sahip olduğunda onları kolaylıkla hayal edebilir, dolayısıyla kolaylıkla da hatırlayabiliriz ve çok iyi bir düzene sahip olduklarını söyleriz. Tersi durumda da berbat bir düzene sahip olduklarını ya da karışık olduklarını söyleriz. Sonuncusuyla kıyaslandığında ilki bizi daha mutlu ettiğinden onu daha kolay hayal edebiliriz. Çünkü insan düzeni karışıklığa tercih eder. Sanki düzen bizim hayal gücümüzün bir ürünü değil de doğada olan bir şeymiş gibi. Sonra da Tanrı'nın her şeyi düzenli olarak yarattığını söyler. Böylece hiç farkında olmadan aslında Tanrı'ya da insanın hayal gücünü atfetmiş olur. Ama bununla Tanrı'nın insanın hayal gücünü göz önünde bulundurup şeyleri insanların daha kolay anlamaları için böyle bir düzene oturttuğunu kastediyorsa o başka. Belki de hayal gücünü çok çok aşan bir sürü şey keşfettiklerini ve çoğu şeyin zaten zayıf olan hayal güçlerini daha da karıştırdığını görünce paniğe kapılmamak için böyle bir düzen fikri geliştirmişlerdir. Kim bilir? Neyse, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Söz ettiğim diğer kavramlara gelince, bunlar da hayalimizde canlandırdığımız tavırlardan, yani hayal gücümüzün farklı şekillerde etkilendiğini gösteren tavırlardan başka bir şey değil. Ama cahil insanlar bunları şeylerin kendilerine özgü sıfatları olarak görüyor. Çünkü demin de dediğimiz gibi her şeyin insanlar için yaratıldığına inanıyor ve bir şeyin doğasını iyi, kötü, sağlam, çürük ya da bozuk diye niteliyor. Yani o şeyden nasıl bir etki almışsa ona göre. Örneğin gördüğümüz nesnelerin hareketi göz sinirlerine olumlu bir etkide bulunuyorsa bu harekete neden olan nesnelere güzel diyoruz. Tersi bir hareket oluşturduklarında da çirkin. Koku duyumuzla algıladığımız şeylere de mis kokulu ya da kötü kokulu diyoruz. Damağımızda hissettiğimiz tatları ifade etmek için de tatlı ya da acı ya da leziz ya da tatsız, tuzsuz gibi şeyler söylüyoruz. Dokunduğumuzda hissettiklerimizi sert veya yumuşak ya da pürüzlü veya pürüzsüz gibi ifadelerle dile getiriyoruz. Kulaklarımıza gelen sesleri ise gürültülü, sedalı ya da ahenkli olarak niteliyoruz. Hatta ahenkli denen ses insanların öylesine aklını başından almıştır ki Tanrı'nın bile böyle bir sesten hoşlandığına inanacak kadar ileri gitmişlerdir. Gök cisimlerinin hareketinin ahenge yol açtığını sanan filozoflar bile olmuştur. Bütün bu örneklerden de gayet iyi anlıyoruz ki herkes kafasına estiğince her şey hakkında fikir yürütüyor ya da daha doğrusu gerçek varlıkları hayal gücünde yarattığı şeylerle karıştırıyor. Öyleyse meseleye şöyle üstün körü değinirken bile gördüğümüz kadarıyla insanların arasında bunca fikir ayrılığının yaşanmasına ve bunun sonucunda şüpheciliğin doğmasına hiç şaşmamak gerekiyor. Çünkü insan bedenleri birçok açıdan birbirine benzese de birçok açıdan farklıdır. Bu yüzden birine iyi gelen diğerine kötü gelir. Birine düzenli gelen diğerine karışık gelir. Birinin beğenisine hitap eden diğerinin beğenisine hitap etmez ve bu böyle uzar gider. Daha ötesine hiç değinmiyorum. Çünkü hem meseleyi enine boyuna tartışacağım yer burası değil, hem de herkes bu farklılığı kendince tecrübe etmiştir. Yoksa hiç şu atasözleri dilimize bu kadar dolanır mıydı? Ne kadar insan varsa o kadar düşünce vardır. Herkes kendi düşüncesini beğenir. İnsanın anlayışı oranında damak zevki de değişir.
İşte bu atasözleri de açıkça gösteriyor ki herkes her şeyi kafasına göre değerlendiriyor ve şeyleri anlayacağına hayalinde canlandırmakla yetiniyor. Çünkü doğadaki varlıkları anlamış olsalardı, ileri sürdüğüm bütün bu görüşleri matematiğin kanıtlamaları kadar etkileyici bulmasalar da en azından ikna edici bulurlardı. Öyleyse sıradan insanın doğayı açıklamak için kullandığı tüm bu kavramlar sadece hayal gücünün yarattığı birer resim. Hiçbir varlıkların hakiki doğasını ortaya koymuyor. Sadece hayal gücünün yapısını ortaya koyuyor. Bu kavramlara birer ad verildiğinden sanıyorsunuz ki bunlar hayal gücümüzden bağımsız olarak var olan oluşumlar. Ben bunlara akıl ürünü oluşumlar yerine hayal ürünü oluşumlar diyorum. Öyleyse bize karşı kullanılan bütün bu kanıtlar bunlara benzer kavramlarla kurulduğundan rahatlıkla çürütülebilir. Çünkü çoğu insan şu şekilde bir akıl yürütmeye alışmış. Her şey Tanrı'nın mutlak anlamda mükemmel doğasından var alıyorsa, niçin doğada bu kadar eksiklik söz konusu? Baksanıza, bazı şeyler çürüyünceye kadar bozulabiliyor. İğreneceğiniz kadar çirkinleşebiliyor. Karışıklık var sonra, kötülük, günah ve bunlar gibi nice şeyler. Ama demin de dediğim gibi, bütün bunlara gayet kolay yanıt verilebilir. Çünkü şeylerin mükemmelliği doğalarına ve güçlerine göre değerlendirilmeli. Şeyler insanın duyularına hitap ediyor ya da etmiyor diye ya da insanın doğasına yararlı ya da zararlı diye daha az mükemmel ya da daha çok mükemmel olarak değerlendirilemez. Ama Tanrı niçin bütün bu insanları sadece aklın buyruğuna göre hareket edecek şekilde yaratmadı diye soranlara bir tek şu yanıtı verebilirim. Çünkü Tanrı mükemmelliğin en üst kademesinden en alt kademesine kadar her şeyi yaratabilecek bir maddeye sahipti. Ya da benden çok daha kesin bir yanıt bekleniyorsa şöyle derim. Çünkü Tanrı'nın doğasının yasaları öyle uçsuz bucaksızdır ki, 16. önermeye getirdiğim kanıtta da gösterdiğim gibi, sonsuz bir aklın kavrayabileceği her şeyi yaratmaya yeter de artar. İşte, üzerinde duracağımı belirttiğim önyargılar bunlar. Aynı türden daha başka önyargılar varsa, azıcık derin düşünebilen herkes onlara da bir çare bulabilecektir. 1. bölümün sonu.